Spagetti carbonara. Getir. Vay 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 Evet. vay. İtalyan restoranı aşçısı beyefendi. Açayım mı? Kameranızı vereyim mi? Sesin gelmiyor yalnız. Onu bir hallet. Ha, tamam. Geliyor mu şu anda? Şu an geliyor abi. Nasılsın? Verdim seni. İyiyim, çok şükür. Seni gördüm daha iyi oldu. Ay 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 o şeref bize nail efendim. Hoş geldiniz. İtalyan restoranında PSG'de oyun durmuyor. aşçısınız. Gerizekalı. Aynen. Kaç yıldır? 4 yıl önce bulaşıkçı olarak başladım. 4 yıldan beri bayağı yükseldim. Şey yani alaylı. Aynen. Okulunu okuyarak olmadı. Tamamen şans ve kaderin cilveleriyle bu duruma geldik. Ve gözlem. Herhalde Aynen. üsttekileri izleye izleye buraya Tabii gelebildin. tabii direkt olmuyor zaten böyle işler. Ben bir de şansım yaver gitti. Aşçımız sakatlandı. Aşçımızın yerine bütün yemekleri öğrenmek zorunda kaldım. Öyle bir ilerlemeyle mutfak şefliğine kadar yükseldim. Vay hocam vay be. Nasıl sakatlandı? Kolunu mu kırdın sen aşçının? Aşçımız ayağını kırdı. Her şey mi oldu böyle? Fit Kayarak hani dalıyor falan böyle mutfakta. Yok, fitness'e gidiyordu. Şansa ayağını kırdı. Ben de onun yerine geçmek zorunda kaldım. Öyle yemekleri öğrendim işte. Tamamen şansla doğru orantılı olarak yükseldik ya. Bak bak Kaptan Fox sıkıldı biraz. Bu çocuk da şey okuyor. Benim evlatlardan birisi. Hala şey yapıyor. Prep'te çalışıyor şu anda. Şeyden önce prep yapıyor. Gerçi o şeylerde, otellerde çalışıyor. Yani keşke işte okulunu okuyarak böyle bir yerlere gelseydik ama kader kısmet bizi bu şekilde ilerletti. Peki hocam, yapmayı en sevdiğin yemek? Et. Et nasıl et? Ya, tava etleri var bizde. Scapalial, gorgon falan. Hani soslu etler yapmayı seviyorum. Makarnalar tabii İtalyan restoranda vazgeçilmez. Karpaccio yok mu sizde abi? Carpaccio di manzo var evde. Allah arttırsın. Carpaccio var ya. Carpaccio'suz İtalyan restoranı olmuyor zaten. Peki hocam, mayışlar nasıl? Mayışlar güzel, Allah'a şükür. Ne kadar? Benim şu an kron olarak söylersem 18 bin kron. 18 bin kron şu Kron an. mu? Aynen. Sen neredesin? İsveç'te misin? Danimarka'dayım ben. Danimarka'dasın. Yakınım sana ya. Danimarka'da. Kaç Evet. para dedin? 18 bin 18 bin kron. Bir dakika abi. kur. Bir Hemen dakika bunu yapmam hesaplayalım. lazım. Hemen bir şuradan. 18 bin mi? 9 bin lira. 9 bin 150. İyi. İyi. Yani Allah bereket versin. İsveç'te yetiyor mu sana o para? Yok, Danimarka'dayım. Pardon, Danimarka'da yetiyor mu? Ben bir dakika, ben İsveç kronunu çevirdim sanırım. My bad. Aynen, daha fazla yapması lazım Evet çünkü. evet 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 çok özür dilerim. Danimarka kronundan çevirmem lazım. Benim belli aldığım hemen. 13 bin lira yapıyor. Evet. Hocam yani Avrupa'da alaylı çıkıp da aşçı olmak hakikaten iyiymiş Aynen. ya. Şans işte güldü zamanında yüzümüze. Benim aslında hiç Danimarka'ya çıkmak gibi bir niyetim yoktu. Ama baktım Türkiye'deki şartlar olmuyor. Evlilik çağımız geldi. Dedim Kaç olmayacak yaşındasın böyle bir. sen? 29 yaşındayım. 29 yaşındasın. Danimarka'ya gitme hikayesi nasıl oldu? Bir gün ben fabrikada çalışıyordum. Bir tane önceden Danimarka'da çalışan arkadaşım vardı. Şakayla karışık gider misin dedi böyle bir yere. Nasıl olsa ben çifte vatandaşım. Bulgaristan vatandaşıyım aynı zamanda. Aha. Şakayla karışık öyle gider misin söyleyin falan derken ben de şakasına söyle gideriz falan dedik. Şansa da adam eleman lazımmış gelsin demiş. Bir ay içinde toparlandım öyle Danimarka'ya gittim işte. Peki daha önce öğrendin mi? Vallahi öğrenmeye vaktimiz kalmıyor burada. Hani parası güzel ama işte sosyal hayatımız maalesef. Restoran sahibi Türk falan mı? Nasıl oluyor? Aynen restoran sahibi Türk. Ha, Çalışma yani saatleri bir aynen biraz yoğun oluyor. Çok oluyor. ortamınız Türk yani. Aynen Türk.
İtalyan restoranı patronum ama. işte. Aynen. Restoranın adı ne? La Viva. La Viva. Şey var mı? İtalyan. Eve sipariş var mı? Yok, eve yok. Çünkü eve yetiştiremiyor zaten. Bugün bu zaten bayağı bir yoğundu. Bir de eve olursa biz çıldırırız herhalde. Çok stresli bir iş gerçekten. Evet, mutfak çok streslidir ya. Ben de Aynen, çok mutfakta çok çalıştım. stresli. Mutfak yani bir şey gibi, Çünkü mesela şey itfaiye yok. gibi böyle bir. Aynen. Restoran ve sektöründe mesela şey yok. Hani önceden bir hazırlayayım. Geldikçe işte tabağı koyup göndereyim, tabağı koyup göndereyim diye bir şey yok. Anında yemekleri yapman gerekiyor. Düşün, bir 10 kişilik Ya masa geliyor, 10 çeşit şimdi yemek. Aynen. mikrodalgayla yapan da var ama sizin gibi işini düzgün yapan da var. Peki makarnanızı siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Makarnalar, sosları o an yapılıyor. Sadece önceden, çünkü yetiştiremediğim için haşlayıp koyuyoruz biz dolaba. Aha. Dolaptan sosun içine atıyoruz. Öyle Ya işte makarnadan kastım mesela bant makarnayı kendiniz çekiyor musunuz mesela, yok, kendi kendimiz hamurunu falan? çekmiyoruz, hazır. Onlar hazır diyorsun. Aynen, onlar hazır. Onu da çekseniz fine dining Aynen restoran olursunuz anasını satayım. aynen. Ya bir de çok hazırlık oldukça yoğun günlerde yetişemiyor zaten. Normal hazırlığımıza yetişemiyoruz. Bir de öyle şeylerle uğraşırsak işin içinden çıkamayız. Peki senin altında prepçi var mı, bu hazırlıkları yapan birisi? Tabii, altımda bir kişi var. Bir de bulaşıkçı var işte. Toplam 3 kişiyiz mutfakta. Vay anasını ya. Abi adam Danimarka'da. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Yaşam nasıl peki orada? Yani nasıl bir yerde kalıyorsun? Paran nelere yetiyor, bu kazandığın para? Yani Ya zaten Danimarka sektöründe hani bu sektörde çalışanlar evde zaten dört arkadaşımla kalıyoruz. Çalıştığım zaten yerden eve anca arkadaşlarım. Aynen. uğruyorsundur. Eve yatmaya geliyoruz işte akşamları öyle. Sabah iş, akşam ev. Ama para biriktiriyorsun anladığım kadarıyla. Aynen, para biriktiriyorum. Ya amacım zaten Danimarka'da Kendi biraz para restoranını açmak. biriktirip, yok yok, kalıcı düşünmüyorum ben burada ya. Belki Türkiye'de. Aynen, Türkiye'de belki bir şeyler olabilir. Gene Türkiye'nin yerini ne kadar kötü şey olsa da hiçbir şey tutmuyor ya. Tabii ki Orada tutmuyor daha oğlum. biraz Ben bile döneceğim yani. vallahi. Ben bile. Gerçekten hani Türkiye'deyken sıkılıyoruz. Aa, burada yaşanır mı falan filan diyoruz da hani yurt dışına çıkınca gerçekten Türkiye'nin kıymetini anlıyor insan. O özgürlüğü, o şeyi, bir eksikliğini hissediyor. Şey diyor, sarı kart çıkarırsan devletin okullarına gidebiliyormuşsun orada. Öyle bir şey varmış. Dil Sarı öğrenmek kartımız için. var zaten de bizim okula gitmek gibi bir vaktimiz olmuyor çok fazla. Çünkü sabah 9 iş başı, akşam 9'a kadar çalışıyoruz. Haftada bir gün tatil. Hani okula da 3 gün gitmen gerekiyor belli bir saatlerde. Zaten yorgun oluyoruz. Hani biz kendimiz isteyerek öyle gitmedik. Nasıl olsa dedik, fazla kalmayı düşünmüyoruz. Öğrenmesek de olur dedik. Peki bir şey soracağım. Restorancılıkta böyle yanında okumuş insan da yok herhalde bu konuyu. Yani var mı gastronomi, bir şey böyle turizm okumuş gelmiş çalışan biri var mı? Bildiğim kadarıyla yok ya. Sizin mutfakta Evet. yani. Aynen, bizim mutfakta yok. Yani bu tip, ya mutfağı yönetmek nasıl bir şey? Çünkü sen yönetiyorsun. Yönetmek genelde zaten arkadaşlarım da işi bildiği için pek yönetmek taraftarı olmuyor. Herkes zaten fişi görüyor orada. Ne yapacağını bildikten sonra ben mesela patates at diyorum ya da garnitür yap diyorum ya da şu sosu doldur diyorum. Hani ben ufak tefek yönlendirmeleri yapıyorum. Zaten gerisi otomatikman bilen kişiler olduğu için ortaya yemek çıkıyor. İçeride kaç kişi çalışıyor peki restoranın içinde? Garson, marson. Garson yoğun günlerde 3 garson çalışıyoruz. Yani hafta içleri fazla yoğun olmadığı için 1 ya da Onlar 2 da mı Türk değişiyor. yoksa Danimarkalı mı? Şey, garsonlar Danimarkalı. He. Nasıl anlaşıyorsunuz abi? Order'ı kim getiriyor size? Mutfak dilini biliyoruz ya o kadar. Hani He. 3 yılın verdiği tecrübeyle hani al götür işte yemeklerin ismi, masa numaraları falan. Mutfak diline aşinayız da işte şey yok. Muhabbet edecek kadar değil. Peki bir şey soracağım. Kendi tarifini uydurmaya cesaretin var mı, yoksa hazır olan menünüzden devam mı ediyorsun? Yani kendin bir şeyler çıkarmaya çalışıyor musun hiç? Ya Ben içinde böyle bir şehvet var mı, yoksa ben işimi yapayım gideyim kafasında mısın? yok. Ben kendime çıkartıyorum ama
menüye bir müdahale edemiyorum. Çünkü patronumuz belirliyor menüyü. O da aşçı zaten kendisi. O menüyü belirliyor. Ben kendime yaparken ama her türlü fanteziyi uyguluyorum yani. Ya şey diyor musun mesela patrona? Patron bak böyle bir şey yaptım ya, bunu menüye koyalım ya. Bir bak bakayım Ya tadına. oluyor oluyor. Mesela kendime bir makarna yapıyorum ya da o kafana göre bir şeyler yap diyor. Ona bir şeyler yapıyorum. Aa güzel olmuş diyor. Menüye koyarız falan diyor. Öyle şeyler oluyor. Vay be. Danimarka'da adam İtalyan restoranında çalışıyor. Bulgar çifte vatandaşlı olan Türk. Ulan neler izliyormuş bizi, kimler izliyormuş, kimler kimlerle. İnsan şaşırıyor ya. Çok ilginç gerçekten. Danimarka'ya Vallahi. gelirsen bana bir spagetti Ayıpsın yaparım ama bekonsuz yaparım sana. ısmarlarsın herhalde ya. Yok mu abi şey? Türk bacon'u var ya bir tane şeyden yapıyorlar, hindiden. Şimdili aynen. O bizde yok ya, ben tavuklu yaparım sana, sıkıntı yok onun. Pistachio pancetta yaparsın abi. Şey, fıstıklı var mı lan Aynen. hiçbir? Ben fıstıklı makarnaları çok seviyorum ya. Var mı fıstıklı bir şeyin? Var var. Ne var fıstıklı pistachiolu? Olmasa da atarız ya. Sen iste yeter Eyvallah. ki. Tamam. Yaz bacon'ını kendi getirecek. Tamamdır. Evet. Eyvallah hocam. Tipin de güzel. Orada bir zaman Sağ bulamıyoruz olasın. diyorsun ama İşte bu tipe zaman bulamıyorsun. sen bir kız arkadaş yapıp dili dile değdirerek öğrenebilirsin bence Danca'yı ya. Buradakiler biraz şey ya, gaddar o konuda. Biraz ırkçı. Harbiden Danimarka'dakiler. mi diyorsun? Aynen. Danimarka biraz ırkçı o konuda. Mesela Türk dedim herkes kaçıyor. Allah Allah ya. O kadar mı kötü? Ya olma, %70'i diyeyim ırkçı, hani İngilizcen var %30. mı peki? İngilizcen var mı senin? Az var ya. Onda işte zamanında üstüne düşmedik maalesef. Acı bir durum. İnan bana İngilizcen olsa böyle olmaz da. Ya tabii dilini konuştuktan sonra daha Evet. rahat olur insan da, biz hani dilinde konuşamadığım için bize daha sıkıcı geliyor şu anda. E tabii Hani ki bir an canım. önce Ya Türkiye'ye şimdi dönsek diye. Türkiye'de de sana birisi gelip hebele gübele dese Yani sen aynen. de kardeşim ne diyorsun ya, uzaklaşır mısın dersin yani sonuçta. Hani dilin Aynen bir. olsa bunları yaşamazdın. Hani Danca bilmesen de bir İngilizce bilsen en azından Tabii. rahat ederdin daha. Aynen. Evet, kamu spotu. İngilizce öğrenin arkadaşlar. Dünya insanı Aynen. olmak istiyorsanız İngilizce öğrenin. Ben de onu diyecektim tam olarak. Şu Dünya acı insanı olmak istiyorsanız gerçeğimizi. gerçekten yani bu çok önemli. Bu çok önemli. Yani Ya sırf sadece bir yerde Türkiye'den yaşamak için değil, aynen. aynen Gezmek, Türkiye'den tozmak için de. çıkmayacaksan bile gezmek tozmak için internet yani dipsiz bir kuyu içinde o kadar çok bilgi var ki İngilizcen İdancı. varsa her şeye ulaşırsın kardeşim. İngilizce, İngilizce, Aynen. İngilizce, 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 İngilizce. Aynen öyle. Ben şu an Eyvallah çok hocam. pişmanım mesela. O konuda. Eklemek istediğin bir şey var mı aşçı kardeşim? Yok, ben çok teşekkür ediyorum şimdiden size. Gerçekten böyle bir imkan sağladığınız için. Ben Seninle aynı teşekkür yana ederim. çıkmak da benim için bir gururdu gerçekten. Eyvallah, ne demek canım? Yani senin bize kattıkların için biz teşekkür ederiz hocam. Ne demek? Eyvallah. İyi akşamlar diliyorum sana. Ben de iyi akşamlar Danimarka'da diliyorum. huzurlu uyursun inşallah. Yorgunsundur zaten sen. Camış İnşallah. gibi Çok sağ olun. çalışmışsındır bugün. İyi geceler Aynen, diliyorum bugün biraz abi. öyle oldu. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yukarıncıyım.